Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar, ben Tayyip Kılıç Aslan. Hepiniz yeni bir YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber, evet şu an biliyorum ayın 1'i, yani şu an ben bu videoyu 1'inde çekiyorum, yani Eylül'de paylaşıyorum ama Temmuz ayı boyunca, yani Temmuz ayı demiyorum işte Ocak 1'den Temmuz'un sonuna kadar en çok satılan arabalara bakacağız. Bakalım ilk 20'de hangi araçlar var, hep beraber göreceğiz. Bakalım hangi araçlar bu listede tavan yapmış, hangileri beklenenin altına kalmış. Bunları yorumlayarak tek tek gideceğiz. Şunun bilgisini vereyim arkadaşlar size. Şöyle ki normal şartlarda 20. sıradan 1. sıraya gidiyorduk. Bu videoda tam tersi 1. sıradan 20. sıraya doğru ilerleyeceğiz. O yüzden de lafı çok fazla uzatmıyorum. 1. sıradaki araçtan başlıyorum. Bakalım Ocak 1'den Temmuz'a kadar kaç tane araç satmış ve bu listede kendine kaçıncı sırada yer bulmuş, buna bakacağız. Ve ilk aracımız Fiat tabii ki arkadaşlar, ülkemizin olmazsa olmaz aracı, tam 119.645 adet satmayı başarmış arkadaşlar. Bu arabaları kim alıyor çok merak ediyorum. Bu nasıl bir satış rakamı, 7 ayda merak ettim. Ayda 10.000'den fazla araba satmış arkadaşlar. İyi para kanka. Yiyecuklar ne diyeyim yani. Ve ikinci sırada tabii ki de listelerin üst sıraların, hatta öyle diyeyim yani, listedeki üst sıraların vazgeçilmezleri Renault var arkadaşlar. O da 66.225 adet satmayı başardı. En garibi şu, nasıl oluyor da fiyatlar alanında iki katı fark var, anlamış değilim. İnanılmaz bir fark var arkadaşlar. Fiyatı kim aldı lan bu kadar, çabuk söylesin. Kim aldı lan fiyatı bu kadar ama. O nasıl bir fark? Evet, sırada Ford var arkadaşlar. Nasıl oldu da üst sıraları dediğim arabalardan bir tanesi arkadaşlar. O da 62.459 adet satmayı başarmış. Helal olsun diyorum ama Ford deyince benim aklıma artık daha çok bu tip Jeep'ler, işte bu tarz arazi araçları geliyor. Neden bilmiyorum ama Ford böyle daha çok öne çıktı gibi son zamanlarda. Siz buna katılıyor musunuz? Yorumlara bekliyorum. Ve sırada Volkswagen var arkadaşlar. Ülkemizde herkesin çok sevdiği bir araba. 51.610 adet satarak bu listede kendine bir şekilde yer etti arkadaşlar. Üst sıralı olmadı pek şaşırtmadı açıkçası. Çünkü olabilir, Volkswagen normal yani satabilir. Evet, Peugeot var arkadaşlar. O da 49.040 adet satarak bu listede kendine güzelce yer buldu. Şimdi bu yer bulduğu biri takılıyordu. Pardon. Tamam, şimdi aklıma geldi bu arada. Şöyle ki Peugeot zaten 408'i, 3008'i, 2008'i ve 508'i inanılmaz, hatta 208'i dahil bu listeye inanılmaz dedi satış yapmaya başladı. Çok fazla sağda solda görüyorum. 508 çok fazla olmasa da, 408 ve 508 çok fazla olmasa da, 3008 ve 2008 inanılmaz derecede herkes dağıtmış gibi, BD dağıtmış gibi takılıyor. Opel var arkadaşlar. Bu araba nasıl oldu üst sıralara doğru kendine yer buldu anlamış değilim. Beni şaşırttı açıkçası. Tam 46.046 adet satarak yine bu listede üst sıralarda kendine yer bulmayı başardı. Ama beni en şaşırtan bir tanesi bu arada. Citroen arkadaşlar, o da 36.320 adet satmayı başardı. Citroen öyle çok fazla satılan, öyle çok fazla alıcısı olan bir araba değil gibi ama yani 7 ayda güzel satmış, bilmiyorum. Ama param olsa Citroen almayayım, almam. Citroen. Neyse, kötü bir espriden sonra devam. Hyundai arkadaşlar 32.833 adet satmayı başarmış. Zaten bu list Hyundai'yi listeye sokan büyük ihtimalle i20 falan yani. i20 ile Bayon bu arada arkadaşlar. Bu iki araç Hyundai'yi listeye her türlü sokuyor üst sıralara doğru. Çünkü BD60 gibi herkese yine o araçlardan var anlamış değil. Tabii ki Toyota var arkadaşlar. O da 28.066 adet satmayı başarmış. Yani hemen hemen orta sıralarda olduğunu düşünürsek, yani güzel rakam bu şartlarda, bu fiyatlarda, ne diyeyim. Ve beni en çok şaşırtan, üst sıralarda olmasını beklediğim Dacia nasıl olur da alt sıralara doğru, orta sıralarda 27.660 adet satarak, garip yani. Dacia gibi bir araba lütfen, bunun en üst sıralarda olması gerekirken orta sıralarda falan kendine yer bulması garip geldi. Sırada Skoda var arkadaşlar. Eskiden bir ara çok fazla parlamış, inanılmaz derecede Skoda mı alınır, Superb mi alınır, işte Passat mı, o mu, bu mu, şu mu derken kendini bir ara inanılmaz derecede böyle bir parlattı ama ondan sonra değişen bir şey olmadı. Yine çok böyle sıradan bir araba olarak devam ediyor. 20.380 adet atmayı başarmış ama helal olsun. Devam ki.
Mercedes-Benz arkadaşlar tabii ki bu araçlar artık premium araçlar olduğu için 14.850 lira satmış. Buna rağmen 14 yani 15.000 falan satması bence güzel. 7 ayda bunu satması güzel. Daha arada bir 5 ayımız daha var. Bakalım ne yapacak. Chery var arkadaşlar. O da bu senenin en patlayan arabalarından bir tanesi. 14.780 lira satmayı başarmış. Tabii ki bunun başında Omoda 5 ve o Tikko 8'de 7 Pro'ları var. İçeri içeri yapan 3 araba zaten onlar da bu sene inanılmaz sattı. Omoda 5'in hayranıyım bu arada arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ama yine de her zaman Cupra Fermentor. Audi var arkadaşlar. O da 12.850 adet satmış. Helal olsun. Helal olsun. Güzel güzel satmışsınız. Audi de zaten bildiğiniz üzere premium araçlardan bir tanesi olduğu için çok fazla satılmasını beklemek hayal olurdu. Bir şey diyemiyorum. Tabii ki sada BMW var arkadaşlar. 12.505 adet satmayı başarmış. Yani bizim ülkede BMW her zaman satıyor arkadaşlar. Ama bu ara 2.18'ini çok fazla görmeye başladım piyasada. Yani şey olarak, yani yeni model olarak. O beni şaşırttı biraz. Tabii ulaşabilirlik açısından olabilir. Bir de bir 18i var şu an. Bu ikisi daha çok gözüküyor piyasada. Kia var arkadaşlar. O da 11.971 adet satmayı başardı. Çok fazla adını duymuyorum. Çok fazla öyle bir şey de yok. Yani bir parlaklığını görmedim. Bir ara sport işte çok öne çıkmıştı ama şu an Kia'yı herhangi bir araçla öne çıktığını görmedim. O yüzden bir şey diyemiyorum. Honda var arkadaşlar. Listenin belki de 18. ve 19. aracı olması lazım. 11.056 adet sattı. Şunu söylemeliyim ki Honda yaptığı en büyük hatası tasarımdı arkadaşlar. Bu yeni araçların tasarımı bok gibi. Ben gram beğenmedim. Çok kötü. Bu gördüğünüz araçlara geri dönüş yapsa bence daha çok satacağına adım gibi eminim. Ve fiyatları çok arkadaşlar. İnanılmaz bir fiyatı var. Yani Honda'nın hani şöyle bir muhabbet var ya. İşte kanki Honda'ya 1 milyon vereceğine işte 1.200'e 1.300'e işte şöyle bir araba al. İşte bir üstüne şu kadarcık para koy. Şöyle bir araba al. Ve üstü şu paraya şu parayı aldı gibisinden çok fazla algı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Honda aşağıda kalması çok normal. Ve Nissan var arkadaşlar 8.250 adet satmayı başarmış. 7 ay içerisinde aylık 1000 tane falan satabilmiş. Nissan'ın da Qashqai'si var. Yani onun dışında pek bir aracını bilmiyorum. Zamanla çok iyi patladı ama şu an Nissan'ın herhangi bir şekilde patlayan aracı yok. Yani hiç duymadım işte. Çok öne çıkan bir arabası yok. Çok fazla piyasada olan bir araba değil. Yani Nissan şu an kabuğuna çekilmiş gibi. Evet, Volvo var arkadaşlar. 6.430 adet satmayı başarmış. Bence iyi, güzel bir rakam. Aylık 1000 adet diyelim biz buna. Çünkü premium bir araba bu arada biliyorsunuz ve çok pahalı bu arada arkadaşlar. Bana kalırsa ikinci bir tercih edilmeme sebebi 180 km hız sınırı olabilir. Çünkü insanlar diyor ki ben bu arabaya 5 milyon veriyorsam ben niye 180'i geçemiyorum gibisinden. Bir algı var. Yani açıkçası ben bile onu düşünmüştüm. Dedim ulan bir Volvo alsam. Tamam al. Hani ya. Alayım hani 180'i geçmesin diyenler de var ama yani şimdi ben o kadar para verdiysem o araba 180'i geçmek zorunda. Yani o yüzden de çoğu insan Volvo'ya almayabiliyor. Diğer araçlara daha çok kayıyor. Onu fark ettim. Ve listemizin sonuna geldik arkadaşlar. Yani şu Seat nasıl oluyor da listenin sonunda anlamış değilim. 5.297 adet sattı arkadaşlar. Yani 7 ayda bu aracı satmış da yani Seat ne oldu sana be kardeşim? Anlat derdini bize hep beraber dinleyelim. Seat ve Cupra ayrılığından beri Seat'ı çok fazla görmüyorum. Piyasada çok fazla şunu da söyleyeyim yani yeni bir Seat asla görmedim. Bayağıdır buralardayım bak. Hani taş çatlasın bilin parmaklarını geçmeyecek. Yok yani Seat öyle yollarda Seat görmüyorum. Yani şey olarak yeni model olarak bahsediyorum 2022 2023 yani görmedim. Ne oldu ki acaba bu arabaya ya? O piyasada nasıl indi bu? Tahminen bu da fiyat bandına yenilmiş olabilir çünkü bilmiyorum. Ama Seat alacakların çoğu şeye kaydı bu arada. Cupra'ya kaydı. Tahminen o da olabilir. Çünkü o fiyatlara Cupra Fermentor almak daha mantıklı. Ve daha şık ve güzel bir araba. Ben olsam Seat mı Cupra mı? Tabii ki Cupra Fermentor. Ama bana her şey sorarsa ben yine Cupra Fermentor derim. Çünkü onun hayranıyım. Ve bir gün bu kanalda onun da videosunu koyacağım arkadaşlar. Çok fazla artık bu liste hakkında yorum yapmak istemiyorum. Çünkü video izleyecek. Videolarda siz sıkılabilirsiniz. O yüzden ben hemen videoyu artık kapatmaya geçiyorum. Eğer hala abone değilseniz
Ve bu tarz içerikleri de kaçırmak istemiyorsanız aşağıdan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Eğer hala bana katıl butonundan destek olmadıysanız aşağıdan katıl butonuna tıklayarak bana kendi bütçenizi zorlamadan destek olabilirsiniz arkadaşlar. Videonun hemen alt kısmında bir beğeni tuşu var arkadaşlar. Bir beğeninizi alırım. Bu tarz videoları beğeniyorsanız da bu videoyu beğendiyseniz tabii ki de. Son olarak da orada bir teşekkür butonu var arkadaşlar. Sizin de teşekkürünüzü alırım. Sadece 20 lira karşılığında arkadaşlar. 20 TL, 20 TL'cik yani. Onu da alırım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.